Urfa'da tek bir harfle sevgi de belirtilebilir, kızgınlık da belirtilebilir. Bunlar E ve O harfleridir. Hatta E'yi E olarak da kullanabiliriz. E ve O harfleri. Vel vel vel. Nasıl yani? Lan ne nasıl yani oğlum? Dinle işte oynadıyorum. Neye oynaysam lan? İki harften ne oynatacaksan? Densiz. Densiz? La bura bak, böyle şimdi ağzının üstüne zımzırgı yediğim oynar sana ne oynattığımı. Densiz nedir lan? Hele vur bakım ha. Paydaşıyam mı oğlum seni? Abelerimi çağırırım, ağzı birini kırırlar ha. Vuruyemiş, sanki babasının ekmeğiyle büyümüşem. La la çekişmeyin ya. La ayıp size göre ya. Görmüyor musun zaten bir şey anlatayım? La be tamam da görürsen enik pok nokudu gibi her şeyin içerisinde. La la tamam la ölsün la. Ölsün dinle bak adam ne anlatayım. Ya sabır ya Allah. Bu arada bunlar benim kafa seslerim, iş seslerim. Böyle kendi aralarında zaman zaman tartışmalara girebiliyorlar. Ne dedik? E yani E ve O harfi. Kızgınlık da sevgi de ifade edebilir. Efendim cümleyi biraz açacak olursak. İsmim Ali. Urfa'da Ali olarak çağırılır. Eğer işin içerisinde öfke varsa alo diye bahsedilir. Misal Hatice ismini ele alalım. Sıkıntı olmayan durumlarda Hece, öfkeli durumlarda ise Hece'dir. Mesela Ömer ismini ele alalım. Kız sıkıntı olmayan durumlarda Ömer, sıkıntı olan durumlarda Ömo, sevimli durumlarda Öme. Listeyi biraz uzatacak olursak Ali, alo, Mehmet, Mehe, İsmail, İsmo veya Samo, Hatice, Hacı, Lütfiye, Letti, Zemzem, Zemmi, Bedriye, Bedi, Ömer, Ömi, Gül, Güli, Mustafa, Mıçı, Ahmet, Ahmi, Cuma, Cumi, Mahmut, Mami, Selahattin, Selho, Aşegül, Aşe, Zeliha, Zeli, Osman, Ose, Müslüm, Müsey, İbrahim, İbe, Abdurrahman, Abi, Bahattin, Bahi. Efendim, bazen üç harfli isimler de dörde çıkabilir. Mesela Nura, Nuri, Güle, Güle denebilir. Bu listede bitmez. Böyle anlatmaya kalkarsam ohoho. He ne dedik? Bu isimlerin sonuna da O harfi konursa o zaman da kızgınlık ifade eder. Misal Ali, Alo, Mustafa, Mıço, Halil, Hello ya da Ömer, Ömo gibi. Her ne kadar isimlerin bu şekilde telaffuz edilmesini ben pek tasvip etmesem de şehrimizde ve ülkenin pek çok tarafında durum maalesef bundan ibarettir ve çok da yapacak bir şey yoktur aslında. Ne aslında vardır abi? Nedir abi? Hulkumuzu ve de perspektifimizi geniş tutmak. Efendim aklıma gelenler bunlar. Sizin de aklınıza gelenler varsa listeye eklerseniz, yoruma yazarsanız dolayısıyla çok mutlu olmuş olurum. Dualar efendim.